Merhaba arkadaşlar, harika manikalarına hoş geldiniz. Benlerle birlikte Roblox The Bugger resim çizme oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Resim çizme bölüm 3'e hoş geldiniz. Ve neden Real Madrid formasıyla karşınıza çıktım. Dostum bu ne dostum? Vinicius Junior. Arkadaşlar bir short çekmiştik de onlar Real Madrid forması kaldı üstümde. Birkaç gün böyle takılıyorum, hoşuma da gitti. Europa bir kıyafetimi giyeceğim, merak etmeyin. Hazır mısın? Dostum ben hazırım, sen hazır mısın? Hazırım. Güzel resimler yapmayı düşünüyorum. Round başlamış şu anda, çiziyorlar panda. Hadi hemen başlayalım ve ilk resmimizi çizelim arkadaşlar. Temamız ne ya? Alligator mu? O ne demek abi? Arkadaşlar şimdi 18 saniye sonra yeni bölüm başlıyor ve bu bölümde bakalım neyi çizmemizi isteyecek oyun. En iyisini yapmaya çalışacağım. Resim yeteneğimi geliştirdim. Çünkü bu oyun oynadıkça resim yeteneğim gelişti. Dostum okula gitmene gerek kalmadı diyorsun yani. Aynen, ve bu bölümde takipçilerimin de görmesi ve bunu keşfetmesi gerekiyor. Dostum umarım öyledir. Öyle tabi. 0-0 başlıyoruz. Yeni kelimemiz geliyor arkadaşlar. Ve umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Hadi bakalım ne başlıyor? Hediye. Aa, ve hediye çizmemizi istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. İlk olarak şöyle arkadaşlar, ben bir kutu olarak düşündüm. Çünkü bir hediye kutu olarak oluyor. Hemen bunu böyle boyayabileceğimiz bir şekle getirmemiz gerekiyor. Kırmızıyı seçiyoruz. Hediyenin genellikle rengi ne oluyor arkadaşlar? Kırmızı. Şöyle, şöyle içini kırmızı olarak boyuyorum. Bu bir Noel hediyesi gibi, şey gibi, böyle yılbaşında arkadaşımıza veya doğum günü hediyesi de olabilir. Sonra bunu böyle süsleyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir hediye şekline getireceğim. Üstüne belki yıldızlar falan yapabilirim. Dostum neler diyorsun sen? Vay 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 vay. Ya bana beni dalga geçme ya. Sen beni dalga geçtikten sonra takipçiler de dalga geçmeye başlıyor. Abinin resmine bakın diyor. falan yazıyorlar. Dostum tamam arkadaşlar. Dalga geçmeyin arkadaşlar onunla. Benimle dalga geçtiriyorsun panda ya. Arkadaşlar bu bir hediye kutusu, tamam mı? Tamam arkadaşlar. Beyaz rengi bul abi, beyaz rengi bul. Fırçaya geliyoruz arkadaşlar. Buralara. Hani hediyenin üstünde oluyor ya arkadaşlar. Onu yapmaya çalışıyorum. Bir dakika var da. Oo, bir sürü dakikamız var. Bunu böyle yıldız gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bu bir yıldız. Şöyle bakın, her yere yaptım. Sonra üstünde de böyle yeşimsi bir şey oluyordu. Şöyle bir çıkıntı oluyordu arkadaşlar. Hediye kutu. Abi çok güzel. Çok güzel. Ya ben bitirdim. Artı 30 saniye ihtiyacımız yok. Benim için oyun burada bitmiştir. Tamamla diyorum ve kendi hediyemi yaptım. Yaptım, yaptım. Hadi arkadaşlar hemen bitirsinler. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın bizden iyi çizen var mı? Hadi bakalım. Benimle dalga geçtiler. Bakalım kimlerin resmi daha iyi. Gift. Yani 3 yıldız veriyorum. Ben benimkinden güzel olmadığını düşünüyorum. Dostu bu fena değildi. Tamam fena değil dedim. 3 yıldız verdim zaten. Hani 3 yıldızı verdim. Bu ne? Bu da fena değil yani, buna da 3 yıldız veriyorum. Dostum bu da fena değil dostum. 5 yazmış bir de, 5 yıldız istiyor. Ya öyle 5 yazınca 5 verilmiyor ama. Ben de yazayım o zaman. Aa bu ne böyle, minnacık bir şey yapmış. Fena değil yani, buna da 3 yıldız veriyorum. Sonuçta hepsi bir hediyeye benziyor. Arkadaşlar siz seçer misiniz? En iyisi hangisi? Arkadaşlık. Aa panda ya, buna 5 yıldız veriyorum. Hate be, hediyeye bak be. Dostum sen mi yaptın? Evet. Dostum tamam, veriyorum puanı. Ver abi. Ver abi, takipçiler siz de söyleyin nasıl olmuş. Arkadaşlar oylamanın sonucu geliyor. Yo oy, bu ne böyle? Arkadaşlar bu birazcık böyle değişik yapmış ha. Ama buna da 3 yıldız veriyorum. Bak herkese 3 yıldız verdim. Bana onlar kaç yıldız verdi bilmiyorum. Bu da güzeldi. Herkes güzel yapmış abi. Bakalım kim kazandı. Allah sizi ne yapmasın? Üçüncü yapmışsınız beni. Ayıptır ya. Ayıptır. Via denen kız kazandı. Dostum ama onlar iyi çizmiş. Ben üçüncü oldum. Daha iyisini yapmalıyım. Ya nasıl böyle bir şey yaptılar ya? Onlar beni geçti arkadaşlar. Adamlar iyi çiziyor. Sıradaki kelime geldiğinde bu işi başarmış olacağız arkadaşlar. Bu sefer yapıyoruz. Bak izleyin. Kelime gelsin. Nasıl bir kelime? Kesin en zor kelime gelecek şimdi. Saç tarzı mı? Bir saç tarzı. Okey. Önce yuvarlak adımımızı çiziyoruz. Şöyle gözleri. Abi çok kötü göz yaptım. Bu bizim adamımız arkadaşlar. Saçlarını da, saçları da böyle dikik dikik saç yapacağım bak. A few moments later. Tamam benim adam hazır. Böyle bir tarz yok. Tarzını anlamayanlar az puan verecektir. Anlayanlar tam puan verecektir. Bu bir trend yani. Dostum sen ne yaptın ki? Şimdi görürsün bak. Bak bakalım. 3, 2, 1 ve sonuçlar geliyor. Bakalım herkes saçlarını nasıl çizmiş arkadaşlar. Bakalım. Aa, bu normal bir kız saçı olarak çizmiş. 2 puan veriyorum.
Yani pembe ve kahverengiyi buluşturmuş arkadaşlar. Güzel yani, fena değil ama çok da iyi değil. Sıradaki gelsin lütfen. Aa, bu çok güzel yapmış. Birazcık daha zamana ihtiyacı varmış bence. Dostum bu güzel değil mi? 3 yıldız veriyorum. Güzel bence. Kız saçı çizmiş böyle. Şekilli dalgalı bir şey yapmaya çalışmış. Yüz falan çizse süper olmuş. Ooo, sumo güreşçi saç, toplamalı saç çizmiş bu arkadaşlar. 4 yıldız veriyorum yani. Bu güzel saç şekli yapmış. Topuz yapmış. İşte bu. Dostum bu ne? İşte bu. Çılgın saçlı adam. Yepyeni bir tarz, yepyeni bir saç şekliyle. Bakalım çılgın tarzı adamı mı kazanacak? Dostum Allah seni affetsin. Ay, bu ne? Bu çok iyiymiş. 4 yıldız veriyorum arkadaşlar. Çok iyi çizmiş be. Abi çok iyi çiziyorlar ya resimde gerçekten. Sıradaki gelsin. Gelmedi. Bakalım kim kazanıyor? Olamaz, ben 3. oldum. Dostum beni sıralamaya sokmamışlar. Dostum bu haksızlık. Çılgın saçımla 3. oldum. Bana 4. olmuş. Dostum sen o saçta o 3. nasıl oluyorsun ya? Bu sefer panda resim yeteneğinden ne oldu sana ya? Dostum bana ne oldu anlamadım. Harbiden ne oldu sana böyle? 2-1-0. Kelime geliyor arkadaşlar. Bakalım ne? Çiçekler. Aa, çiçek çizeceğiz arkadaşlar. Önce ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, yeşil bir şey yapacağım. Önce bir zemin atalım, tamam mı? Bak birazcık böyle bu resimde genel olarak onlarınki gibi çalışmayacağım. Daha farklı çalışacağım. Mesela burası bir zemin. Yukarıyı da gökyüzü yapalım arkadaşlar. Burası gökyüzü. Birazcık detaylı yapalım arkadaşlar. Bir bahçe çizeceğim. Bahçenin içinde çiçekler varmış gibi yapacağım. Mesela böyle papatyalar falan yapacağım. Bahçenin içerisinde papatyalar olmuş olacak ama bir sürü yapmam lazım. O yüzden önce hemen bulutlu falan yapalım. Ortaya geliyoruz. Ortadan beyazı seçiyoruz. Kalemi biraz düşürelim. Şöyle bulut yapalım arkadaşlar. Ortaya bir tane güneş atıyoruz hemen. Şöyle güneş yapıyoruz. Sonra güneşin geliyoruz. Çizgilerini atıyoruz. Tamam. Tepesi tamam arkadaşlar. Sonrasında geliyoruz. Bir papatya yapmaya çalışacağız. Papatyanın ortalarını sarı olarak şöyle yapıyoruz. Ortalarını sarı olarak şöyle yapıyoruz. Dostum kompozisyon gibi çalışıyorsun. Süper abin değişik yapıyor bak. Papatya ortalarını sarı, etrafını beyaz çizgiler yapacağız. Sonra gene beyazı seçiyorum arkadaşlar. Fırçayı birazcık düşürüyorum. Papatya böyle bir şeydi sanırım ya. Evet, böyle yapraklarını koparıyorduk sonra onun. Ortasında şey de olabilir. Şu papatya benzemedi arkadaşlar. Niye öyle oldu? Bu birazcık güneş gibi oldu. Arkadaşlar etraflarındaki yaprakları şöyleymiş ya. Yapraklarının beyazı birazcık daha böyle dalgalıymış. Daha dalgalı beyaz. Heh. Evet. Şimdi oldu. Birbirine bağlıyoruz. 30 saniye kaldı, çabuk papi. Lütfen Allah'ım lütfen. 20 saniye kaldı. Dostum bitmedi mi? Bitiyor lütfen. Google'dan papatyaya baktım. Papatya etrafını şöyle yapmam gerekiyormuş. Abi çok güzel oldu. Bitirdim arkadaşlar. Tamamlama bölümü kilitlendi şu anda. Bu kadar yapabildim. Çiçekler. Ve sonuçlarımızı görelim bakalım hadi. Aa, çok güzel çizmiş arkadaşlar. 4 yıldız veriyorum. Bunlar dediğim gibi daha düz çiziyor. O da yeşil çim atmış aşağıya falan. Abi çok iyiymiş ya. Ya ben niye böyle resim çiziyorum? Abi ben niye resim çizemiyorum anlamadım. Bu yeteneğimi geliştiremedim bir türlü. Bu böyle bir şey çizmiş. Buna 3 yıldız veriyorum arkadaşlar. Çok iyi çizenlere 4. En iyisine 5 veriyoruz. Adaletli davranıyorum. Sizce bakın bakalım bu nasıldı? Bu fena bir şey değildi. Hani o kadar iyi de değildi. Aa, çok güzel çizmemiş mi arkadaşlar? Ama 4 veriyorum. Boyasaydı eğer 5 yıldız verirdim buna arkadaşlar. Her bu da papatya yapmış. Yani bu da çok güzel yapmış ama bir de bana bakın şimdi. Ana, gül yapmış arkadaşlar. Abi nasıl gül yapmış? 5 yıldız veriyorum buna. Bu birinci olmazsa adaletsizlik olur. Dostum nasıl? Ustalık eseri. Bu nasıl gül yapmış? Çok iyiydi ya. İşte ben. Dostum Allah seni ne yapmasın. İşte bu. Bir hava, bir toprak, bir papatya. Dostum puanını verdim. Arkadaşlar bana dalga geçmesinler. Bak güzel puan versinler. Yani ben bundan daha iyi değilim. İşte bu da kötü değilmiş arkadaşlar. 3 yıldız veriyorum. Veremedim abi, şimdi verdim. Bu da 3 yıldızın hak ettiğini düşünüyorum. Sonuçlar gelsin lütfen. Ve kazananlar. Olamaz. Ortadaki papatya kazanmış ve panda gülüyle. Dostu görüyor musun? O gülü sen çizdin ha. Yürü be panda. Arkadaşlar panda çizdiği gülüyle ikinci oluyor.
Haksızlığa bak, sen nasıl birinci olamazsın? Arkadaşı ona puan vermiş olmalı. Neyse, pandanın resmi sizce iyi miydi arkadaşlar? Bunu siz yoruma yazın. En iyi siz birisiniz. Dostu bir yorum atsınlar bakayım. Benimki miydi, onunki miydi? Siz yazın arkadaşlar. Bari siz söyleyin. Bakın, ortadaki kızın resmi mi? Yoksa pandanın gülü mü arkadaşlar? Tamam, ortadaki de güzel ama pandanın güle bakın. Yani bunu söyleyin arkadaşlar. Dostu söylesinler, videoyu da beğensinler. Like atsınlar, bakacağım. Like dağıtın arkadaşlar. 0-0 oldu, müdahale başlıyor diyor. Kelimemiz geliyor. Tavşan mı ya? Ben tavşan çizemem ki ya. Ya 62 diye bir şey mi yapılıyordu ya? Heh, böyle bir şeydi. Oldu galiba. Sonra buraya böyle bir yüz yapmış. Dişi var. Kulağı var böyle. Bir de gözü var. Tavşan tamam. Tavşana bakın arkadaşlar. Böyle bir tavşan yaptım şu anda. Çok çılgın. Arkadaşlar son 18 saniye kaldı. Bitirmelerini bekliyoruz. Bakalım başarabilir olacak mıyız? Bu sefer başarabilecek miyiz? 4 3 2 1 ve başla. Hadi bakalım sonuçlar gelsin. Sonuçları görelim. Ay! Dostu beğendim. Ay güzel, 3 yıldız veriyorum ona. Ben şimdi en iyisine 5 yıldız veriyorum. Ortalama olanlara 3 yıldız veriyorum. Arkadaşlar sizce nasıl? Bence kötü değil, güzel. Aa, bu da böyle bir tavşan yapmış. Benziyor bence. 3 yıldız veriyorum. İkisi birbirine benziyordu arkadaşlar. O yüzden buna da 3 yıldız verdim. Ana, bu çok güzelmiş ya. Yüz ve surat olarak çizmiş. Arkadaşlar bunlara 5 yıldız veriyorum ya. Hani 5 yıldız veriyorum çünkü hak ediyor bence. Çok çok güzel çizmiş. Aşırı iyiydi. Dostum çok iyi, 10 numara. Bu ne abi? Yani buna 1 yıldız veriyorum ki kazanmasın. Sonra bunlar gelip 2. 3. falan oluyorlar bu resimlerle birlikte. Yani çiziyorsanız benim gibi çizin. 62'yi birleştirin, yapın kardeşim. Bu kadar basit. Oo, bu da çok güzel. Arkası dönük tavşan. Arkadaşlar buna 4 yıldız veriyorum. Bu da böyle güzel ve hava vermiş. Arkası dönük tavşan olarak. Bunları çok güzel yapmışlar. Sıradaki benimki geliyor. Bu da benim tavşan. Dostum bu ne Allah aşkına. 62'den tavşan yaptım. Ben ne yapayım? Resim yeteneğim bu kadar ebeliyor. Dostum Allah seni affetsin. 62'den tavşan oldu. Oldu. Hiç hakkımı yemeyin sakın ha. Bu biraz minik kediye benzemiş ya. Buna 3 yıldız veriyorum arkadaşlar. Bu birazcık kedi gibi olmuş. Kedi yavrusu gibi olmuş yani. Abi sonuç gelsin artık. Sonuç gelsin. Haydi papi. Kazanan lan. Ben kazanıyormuşum bir de. Ooo. Ana panda, sen hiçbir yere girememişsin gene. Dostum sen nasıl onladın ya? 62 tavşanla kazandım. Sen 4.sün. Panda arkası dönük tavşanı yapmıştı kesin. Dostum aynen. Arkadaşlar. Arkadaşlar 62 tavşanımla kaçıncı oldum? 3. oldum arkadaşlar. Bir yüz çiz dedi arkadaşlar. Oo, yüz çizme. Mesela kalemi seçelim. Şöyle bir önce bir face yapalım arkadaşlar. Kocaman. A few moments later. Evet, böyle bir şey yapmış ama bunun sağ gözü yok arkadaşlar. Sağ gözü olmadığı için 2 yıldız veriyor. Galiba en son boyamaya çalışırken sağ gözünü silmiş olabilir, bilmiyorum. Sıradaki gelsin lütfen. Ana bu ne? Arkadaşlar buna 1 yıldız veriyorum. Bu hiç yapamamış. Hiç yapamamış. Hiç yapamamış. Benden daha kötüleri var işte, gördük. Güzel. Güzel arkadaşlar, buna 3 yıldız veriyorum. Sonuçta bir face 100 yapmış. Bu da benimkine benziyor gene aynı şekilde. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Aa, bu ne böyle? Arkadaşlar bu da palyaço yapmaya çalışmış. 2 yıldız veriyorum. Çok iyi olmamış gibi ya. Sanki çok beğenmedim gibi. Hadi benimki gelsin de herkes 5 yıldız atsın. İşte bu da benimki. Dostum sen mi yaptın? Aynen. Dostum tamam, güzel dostum. Yani bir gözü var, saçı var, face'i var yani. Yüzdür, yüz demek budur işte. Umarım güzeldir arkadaşlar. Server'dan banlandın mı? Olamaz, server'dan banlandım arkadaşlar. Az önce server'dan banlandım arkadaşlar. Oysa ki doğru düzgün bir resim çizmiştim. Yanlış bir resim çizdiğiniz için dedi, oyundan atıldınız dedi. Dostum komedisini gönderdiler dostum ama beni de attılar. Herkesi mi attılar acaba? Dostum server ban yedi. Server ban yemiş arkadaşlar. Bu neydi öyle? Resmime dayanamadılar ve resmimi çekemedikleri için bizi oyundan attılar kanka. Dostum senin resim yeteneğini görüp kıskananlar banlattı seni. Herkes benim resim yeteneğimi kıskanıyor olmalı. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Resim oyununun bu bölümünde sonunda banlandık arkadaşlar. Şaka gibi, gerçekten banlandık arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Resim oyunu yeni bölümüydü. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümü de gene çekmeye çalışırız. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.